Sevgili öğrenciler merhabalar. Bu videomuzda PwC ve TÜSİAD tarafından hazırlanan sistem eğitimi raporuna kısaca değineceğiz. Yani şirketlerin siz başvurduğunuzda sizden neyi bekliyor? İnanılmaz avantajlar var. Bu videoyu defalarca dinleyin. Ben Süleyman Belediyeoğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde görev yapıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir devlet üniversitesi sevgili öğrenciler. Başarılı sporcu bursu, TSK mensuplarına İndirim, kardeş indirimi, teşvik bursları. Burslar kesilmiyor zaten. Araştırın. Çok beğeneceksiniz bu üniversiteyi. Sevgili öğrenciler, PwC uluslararası bir kuruluş ve TÜSİAD'la birlikte bir rapor hazırlamışlar. Bu raporda diyor ki Türkiye'de 2023 yılı ve onu takip eden dönemde 34 milyon istihdam gerçekleşecek. Bu istihdamın 3.4 milyonu sitem becerisinden olacak. Yani mevcut 34 milyona çıkacak diyor bu istihdam. Bunun 3.5 milyonu teknolojiye hakim. Bakın şöyle gösteriyorum hemen. Buradan fotoğrafını çekin lütfen. Şimdi bir sayfa sonrayı da hemen lütfen şöyle. Görüyor musunuz? Şu şekilde verdim, şu şekilde verdim. Biraz daha geriye doğru geliyorum. Ve bunlara dikkat edin. Ve Türkiye yüksek öğretim sistem becerine sahip olan öğrencilerle ilgili durumda şöyle bir tablo karşımıza çıkıyor. Türkiye'de her 100 üniversite mezunundan sadece 12'si teknoloji becerisine sahip. %88'i sahip değil. Ne demek bu biliyor musunuz? Size %88'lik büyük bir pazar var. Dünyada her 100 üniversite mezunundan sadece %23'ü, yani 100 üniversite mezunundan sadece 23'ü sistem becerisine sahip. Orada da dünyada da %77'lik bir boşluk var. Umutsuzluk yok, karamsarlık yok. Sevgili öğrenciler, yeter ki teknolojiyle buluşturun diplomanızı. Bizi Çankaya Üniversitesi'nde 30 Ağustos'a kadar, pazartesi günleri hariç her gün saat 10.30'da başlayan ücretsiz tercih seminerlerimizde mutlaka dinleyin. Gelemiyor musunuz? TRT Haber'de her gün 14.30. Ülke TV'de 16 ve 17'de her gün karşınızdayım zaten. Ama bu tercih seminerleri gerçekten çok avantajlı. Sevgili öğrenciler, kalbinizdeki üniversiteyi, aklınızdaki bölümü kazanacaksınız. Yanınızdayız.